Ve veda zamanı. Şimdi ben bilmiyordum. Hakikaten bilmiyordum. Niye? Çünkü başka türlü öğrenmiştim. Şimdi söyleyeceğim, anlatacağım şey bambaşka öğrenmiştim. Bana bunu öğreten öğretmenim de bilmiyormuş. Büyük ihtimalle ona bunu öğreten öğretmeni de bilmiyormuş. Hiç kimse merak etmemiş. Ben de etmemişim. Ne yalan söyleyeyim ve yanlış öğrenmişim. Bir okula girdiğiniz zaman çok büyük ihtimalle Atatürk büstünün hemen altında şu vecizeyi görürsünüz. Türk öğün çalış güven. Tekrar ediyorum. Türk öğün çalış güven. Üç aşağı beş yukarı birçok ilkokulda vardır. Benim ilkokulumda vardı. 19 Mayıs İlkokulu'nda e, ee, oğlumun ilkokulunda da vardı. Vardı vardı. Ya bu Türk öğün çalış güven. Ben hep şöyle düşündüm. Türk olmakla öğün. Türk olduğun için çalış. Türk olmaya güven. Böyle biliyordum. Vallahi öyle biliyordum. M söylediymiş Türk öğün çalış güven sözündeki öğün. Aklını kullan demekmiş. Ciddi söylüyorum. Aklını kullan övünmekle uzak yakın alakası yokmuş. Fiilin kökeni ö. Ö yani akıl us anlamına gelen Türkçe bir sözcükmüş. Ö kelimesi. Öğrenci, öğretmen, öğrenim kelimeleri hep bu kelimeden türetilmiş. Ö kelimesinden. Dolayısıyla Türk övün çalış güvendeki ö övünmek değil. Aklını kullanmakmış. Benden bugünü bu kadar çok seviyorum çok ama çok güzel bir gün olsun. Hmm. Hoşçakalın.